Merhaba beyefendi. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hazırsanız röportaja başlayabiliriz. Tabii, başlayalım. Kayınvalideniz için böbreğinizi bağışlar mıydınız? Duruma göre değişir. Nasıl yani? Açıklar mısınız? Karakterine bağlı. Yani eğer iyi bir insansa, aramız iyiyse bu durumlara göre değişir. Tabii yaşı da bence önemli. Yani atıyorum ben 40 yaşında olduğumu varsayalım. Kaynanam 80, sallıyorum şu an. Eğer ölüme yakınsa zannetmiyorum yatacağımı. Teşekkür ederim. Peki şu an kayınvalideniz var mı? Hayır, yok. Tamamdır, teşekkür ederim, sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Merhaba abi. Merhaba canım. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Kayınvalideniz için böbreğinizi bağışlar mıydınız? Hayır. Neden? Kendi sağlığınız için. Kendi sağlığınızı düşünürsünüz. Peki şu an kayınvalideniz var mı? Yok da olsaydı böbreğim bağışlamazdım. Tamamdır, teşekkür ederim, sağ olasın abi. Merhaba beyefendi. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Kayınvalideniz için böbreğinizi bağışlar mıydınız? Valla gerekirse bağışlardık. Gerekirse bağışlardınız. Aynen. Teşekkür ederim. Şu an kayınvalideniz var mı? Yok ya. Tamamdır, teşekkür ederim. İnşallah buluruz ya. İnşallah, teşekkür ederim. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Hazır mısınız röportaja? Evet. Kayınvalideniz için böbreğinizi bağışlar mıydınız? Normal şartlarda hayır. 3-4 tane çocuğu var ama eşimin üzüldüğünü gördüğüm zaman gerekirse ikisini de bağışlardım. Tamamdır, teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba beyefendi. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hazır mısınız? Hazırım, evet. Abi ben sizinle daha önce röportaj yapmış mıydım? Hayır, ilk defa yapıyoruz daha. Öyle hatırlıyorum da yüz sımasından olabilir. İlk defa yapıyoruz daha. Ben tamamdır. Ben de geldim. Ben de burada şurada artık çanta var. Çantacıyım. Tamamdır. Reklamları da yapmış olurum bu arada. Tamamdır, teşekkür ederim. Kayınvalideniz için böbreğinizi bağışlar mıydınız? Bağışlardım. Bağışlardınız. Evet. Kayınvalideniz var mı? Var, evet. 3 tane çocuğum var. Tamamdır, teşekkür ederim. Bir tane böbrek fazlalığı olduğu için hani en azından kayınvalidemiz de hanımımızın annesi olduğundan sebep sıkıntı yaratmazdım. Hani olabilecek şeyleri yapabilirdim yani. Tamamdır, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba abi. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hazır mısınız abi? Hazırım. Kayınvalideniz için böbreğinizi bağışlar mıydınız? Elit Gümüşev olarak tabii ki bağışlarım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Merhaba beyefendi. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Hazırsanız başlayalım. Kayınvalideniz için böbreğinizi bağışlar mıydınız? Bağışlarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Göstermelik sadece. Öncelikle teşekkür ederim röportaj yapma istemi kabul ettiğiniz için. Kayınvalideniz için böbreğinizi bağışlar mıydınız? Evet. Abi sen bağışlar mıydın kayınvaliden için? Ben de böbrek yetmez diye var. Bağışlardık. Geçmiş olsun. Tamamdır. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Kolay gelsin. Mutluluklar. Merhaba abi. Merhaba. Kurtuluş Mahallesi'nin 42 yıllık esnaflarından Terzi Muharrem abiyle röportaj yapıyoruz. Abi hazırsanız başlayalım röportaja. Kayınvalideniz için böbreğinizi bağışlar mıydınız? Asla bağışlamam. Neden? Benimki daha değerli değil mi? Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim röportaj yapma isteğimi kabul ettiğiniz için. Hazırsanız başlıyoruz. Kayınvalideniz için böbreğinizi bağışlar mıydınız? Zor bir soru şimdi yani. İki böbreğim de sağlamsa ve durum gerçekten çok kötüyse bağışlardım herhalde. Kayınvalideniz var mı şu an? Oğlumu çok sevmemle alakalı. Oğlumu çok seviyorsam bağışlardım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrardan teşekkür ederim. Teşekkür ederim.